keskin almıştır maçı. Erkeğin yeri var. Elektrik falan ne yaptınız? Herhangi bir ihtiyacınız var mı diye. Yok, şey yaptık, herhalde siz olun. Abi Bey. Sen bir telefon da bulun. Abi Bey, hani bir şey var mı? Tamam, ben buralardayım. Tamam. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Babam. Aa, çok memnun oldum efendim. Sağ olun. Valide. Tamamen temizlendi. İşte çatısı bir daha yapıldı. Bu taraf yani tamamen bir daha. Malzemenin ne kadarı eski malzeme? Bu gördüğünüzün şu iki şey hariç. Hepsi orijinaldi. Temizlenince bu sarı boz bir renkteydi. Bugün bizi çok mutlu eden, tarihimizin çok önemli bir eserine, bu toprakları seven bir ailenin yapması gerekenleri yaparak güzel bir imza attı. İçtenlikle teşekkür ediyorum emeği geçen herkese, bunu önce fikredenlere, sonra gerçekleştirenlere, milletimiz adına, devletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Kolay değil, 600 yıl kadar önce yapılmış bunlar, bir güzel mabedin caminin önünde duruyoruz şu anda. 1404 yılında inşası başlamış. Bugünden bakınca tam 600 yılı geride bırakmış. 1890'da bir depremde büyük zarar görmüş. Ve yine ailenin bir büyüğü Hacı Halil Paşa. 1904 yılında galiba yine, yani tam 500 yıl sonra, inşasına başlandıktan 500 yıl sonra o zaman tekrar burayı ihya etmiş, imar etmiş. Ama 1950 yıllardaki depremden, 55 depreminden sonra da 50 yılların ortasında artık bir dönemdir bir cuma camii olarak kullanılan bu güzelim yapı tümüyle terk edilmiş, güvercinlerin yuvası olmuş. Şimdi çok değerli sanat tarihçisi, arkeolog arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız her birliğiyle elbette kendilerine altını çizerek söylüyorum. Maddi imkan vermek için bu işler olmaz. Verilmiş olan maddi imkan ama titiz bir gözetimle de bu eseri müstesna bir biçimde hazırlamışlar. Avrupa'dan bir ödül adayı olmak, Bonasra'nın belki de Lisbon'da bu hafta yapılacak olan ödülünde inşallah büyük ödüle layık olmak umudu bile beni heyecanlandırıyor. Ve biraz önce Sayın Kapıoğlu'nun söylediği gibi bir camiye bunun, Avrupa'nın bir cami restorasyonuna bu ödülü verme işine gelmiş olması da kültürün nasıl sınır taşımaz, tanımaz, milliyet tanımaz bir evrensel değer olduğunu çok güzel anlatıyor. Onun için çok büyük bir sevinç duyuyorum. Çünkü Balat Köyü Karihen Millet yerleşiminin ortasında bir yerde. 50 yıllardan sonra, depremden sonra Balatlılar burayı biraz uzağa gitmişler, terk etmişler. Ama biz yeniden millet ekseni üzerinden bu coğrafyaya daha fazla sahip çıkmaya, şimdi özel idaremizin, Vali Bey'in gözetiminde, belediyelerimizin, bütün arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin dikkatiyle hep birlikte sahip çıkmaya ve tabii hamiyetli arkadaşlarımızın da, yurttaşlarımızın da gayretleriyle hep birlikte Türkiye'nin her yerinde bu eserlere sahip çıkmaya ve Türkiye kültürünün bu mücevherlerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. En büyüklerinden bu güzel esere büyük bir titizlikle sahip çıktığını gördüğüm genç bireylerine kadar Kayhan ailesinin bütün bireylerine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkese, heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Merdivenlere çıkın. Bunları hadi önüne. Peki geri kalan ismi kibar çekiyor.